Merhaba sevgili gençler, Tonguç Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar elektrostatik konusunu yapacağız. Bu bizim elektrik hayatımıza da bakın bir giriş olacak. Çünkü elektrikle ilgili bizim belli bilgilere bakın sahip olmamız gerekiyor. Peki bu derste nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar? İletken, yalıtkan bakın. İletken ve yalıtkan cisimlerden bahsedeceğiz. Elektrik yüklerinin özelliklerini bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu proton, nötron nedir? Bunları yavaş yavaş seninle beraber tanıyacağız. Bunlar bizim için önemli. Önümüzdeki yıllarda da bakın bunları biz kullanıyor olacağız fizik dersinde. Bu elektroskop diye bir olay var. Bu nedir? Bunu söyleyeceğim şimdi sana. Ve elektriklenme çeşitleri. Hani 8. sınıfta da vardı. Dokunmayla elektriklenme, sürtünmeyle elektriklenme. Her türlü detaydan arkadaşlar şimdi ben sana bahsedeceğim. Farklı farklı soru tarzları çözeceğiz ve bu dersin sonunda şu konuyla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Bak şu elektroskoptan falan bahsedeceğiz ve pratik kurallar vereceğim arkadaşlar. Ve yine her zaman olduğu gibi bakın dinamo soru bankamız varsa buradan da bu konuyu çözüyoruz ve artık yavaş yavaş bildiğiniz gibi soru konularında arkadaşlar sonuna gelmiş oluyoruz. O zaman hazırsan dersimiz başlıyor. İlk olarak şunu bir bilmemiz gerekiyor sevgili gençler. Bu iletken ve yalıtkan madde ne demek? Bunda çok da yabancı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar elektriği bakın ileten maddeleri iletken madde diyoruz. İletmeyen maddeleri de yalıtkan maddedir diyoruz. Mesela örnek olarak şunu vermişiz bakın. Gümüş, altın, bakır, demir gibi arkadaşlar maddeler ne yapar? Elektriği iletir. Mesela bakın şurada benim ataşlarım var arkadaşlar. Ne dersiniz bunlar elektriği iletir mi? İletir çünkü metal bakın demir elektriği ne yapacaktır bakın iletecektir. Ama bazı maddelerde yalıtkandır. Mesela nasıl? Diyelim ki bakın şurada kalemim var arkadaşlar. Kalem sizce elektriği iletir mi? Bakın plastik iletmez veya silgi bakın elektriği iletir mi? İletmez değil mi? Yalıtkandır. Bu şekilde arkadaşlar iletken ve yalıtkan maddelerin biz ne olduğunu bilmemiz lazım. Kabaca ben buraya birkaç örnek verdim ama bunlar daha fazla türetilebilir. En çok karşımıza çıkanları verdim açıkçası. Peki tahta arkadaşlar. Porselen bakın bu yemek hani takımlarımız tabaklar, bardaklar var ya bunlar. Camdan yapılmış eşyalar, plastik, priz ve kablo. Bakın bu prizin etrafında biliyorsunuz böyle bir plastik bir koruyucu var. O olmasa içinde bakır teller var. Onlardan dolayı ne olurdu? Bize elektrik çarpardı. Bu sayede elektrik arkadaşlar çarpmamış oluyor. Demek ki elektriği iletenler, iletken, iletmeyenler yalıtkan olduğunu sevgili gençler bileceğiz. Şimdi öncelikle şundan bir bahsetmek istiyorum. Bakın ben buraya 3 tane cisim koymuşum. Yani bazı cisimlerden biliyorsun biz diyoruz ki bazı cisimler artı yüklü, bazı cisimler eksi yüklü, bazı cisimlerde arkadaşlar nötr yani yüksüz olduğundan bahsediyoruz. Peki bu ne demektir? Yani iletken madde, yalıtkan maddeden bahsettik. Pozitif, negatif ne demek? Şurada bakın bir yanılgı yaşıyoruz sevgili gençler. Mesela pozitif bir madde deyince diyelim ki ben bu kalem pozitif yüklü dediğim zaman şöyle gibi zannediliyor. Sanki içinde sadece artı yükler var. Hayır bakın içinde arkadaşlar artı da var. Bakın pozitif yüklü demek. İçerisinde dikkat ederseniz bakın artılar var. Dikkat ettiğiniz gibi eksiler de var. Ama arkadaşlar nedir? Artılar daha fazladır. Ha demek ki bakın bir cisimde eğer artı yük sayısı büyüktür eksi yük sayısı ise arkadaşlar. Mesela artı yükler 10 tanesi eksi yükler 9 tanesi biz ona ne diyoruz? Artı yüklü diyoruz. Eksi yüklü de bakın bunun tam tersi olarak eksi yükler artı yüklerden fazlaysa. O zaman da bunu arkadaşlar negatif yüklü diyoruz. Nötr ne demektir? Nötrün diğer bir adı arkadaşlar yüksüzdür. Artı yük miktarı ile bakın eksi yük miktarı birbirine eşitse biz buna nötr cisim veya yüksüz cisim diyoruz. Burada anlaştık. Demek ki artılar fazlası pozitif, eksiler fazlası negatif. Artı ve eksiler eşitse arkadaşlar buna nötr cisim diyoruz. Peki şunu da bakın bizim bilmemiz lazım sevgili gençler. Elektrik yüklerini hani biz diyoruz ya burada eksi işte 10 tane yük var. 5 tane artı var. 3 tane eksi var. Bunları arkadaşlar elektrikte Q harfiyle gösteriyoruz. Q simgesiyle gösteriyoruz. Biliyorsun biz fizikte birçok şeyi farklı harflerle gösteririz. Mesela diyelim ki kütleyi arkadaşlar M ile gösteririz. Diyelim ki bir cismin kütlesi M eşittir 2 kilogram olduğunu düşünelim. Sıcaklığı T harfiyle gösteririz arkadaşlar. T eşittir 30 santigrat derece gibi gibi gibi. Bakın bu şekilde bunları türetebiliriz. Demek ki biz ne yapacağız? Yükü de Q harfiyle göstereceğiz. Ve yükün birimi de arkadaşlar uluslararası birim sisteminde bakın bize sorulabilir. Kulomb'dur. Sadece kısaca biz bunu C ile gösteriyoruz. Mesela örnek vermemiz gerekirse diyelim ki şurada bir cisim var. Biz bunun yükünü diyelim ki bir numaralı cisim. Ne diyeceğiz mesela? 5 kulomb diyeceğiz. Veya burada başka bir cisim var. Burada 2 numaralı cisim diyelim. Buna da diyeceğiz ki eksi 3 kulomb gibi. Bakın artı veya eksi olduğunda belirterek işte bu şekilde Q harfiyle sevgili gençler göstereceğiz. Bunları da bizim bilmemiz gerekiyor. Bakın bize karşımıza çıkacak soru olacak. Peki elektrik yüklerinin özellikleri dedik arkadaşlar. Şimdi burada birkaç detaydan bahsedeceğiz.
Şimdi bakın, elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık sevgili arkadaşlar elektrondur. Ne demek elektron? Hani şöyle bir söyleyelim, bizim kaç tip yükümüz var? Kaç tip yükümüz var arkadaşlar? Şu kelimeleri biz bakın duyuyoruz. Bir proton diye bir şey duyuyorsun sen, proton. Yani proton lafı kafanı karıştırmasın. Arkadaşlar artı yük demek proton demektir. Ondan sonra başka ne var? Elektron var. Elektron var arkadaşlar. Elektron da eksi yüklü cisim demektir. Bir de nötron var ama biz burada çok fazla bunu kullanmayacağız açıkçası. Nötron diyeceğiz. Nötronda yükü yoktur. Ha demek ki yani ben artı yükler derken aslında protonları kullanıyorum. Eksi yük derken de arkadaşlar elektronları kullanıyorum. Mesela şurada şöyle bir isimim olsa. Bunun içinde de şöyle gösteririz bazen. Mesela artı, artılar var. Eksiler var. Bak artılar daha fazla, eksiler daha az. Demek ki bu ne yüklü arkadaşlar? Artı yüklü değil mi? Sonuç olarak bu artı yüklü. Ama işte burada artı ve eksi dediğim şey ne yani? Nasıl bir şey bu? Yeniliyor mu, içiliyor mu? Ne demek yani bu? Arkadaşlar artı demek proton demektir. Bakın bunlar proton, proton demek. Eksi demek arkadaşlar, bunlar da bakın elektron demektir. Görüyor musunuz? Bu anlama geldiğini ifade ediyoruz. Peki temel parçası elektrondur ne demek? Bakın şimdi burada önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Bir, bundan bahsetmişiz. İki, diyoruz arkadaşlar nötr bir cisim şekil birdeki bir elektron alırsa. Şimdi bu elektron almak veya yani vermek ne demek sevgili arkadaşlar? Öncelikle şunu bir söyleyelim. Bakın şunu da ifade etmişiz. Önce şu üç numaradan bahsedeyim istersen. Şimdi atomun çekirdeğindeki arkadaşlar biliyorsun protonlar atomun çekirdeğindedir. Atomun çekirdeğindeki pozitif yükler yani protonlar hareket etmezler. Bu bakın bu benim çok önemli ve bilmem gereken bir durum. Sadece bakın sadece elektronlar transfer olur yani hareket ederler sevgili gençler. Yani sana şöyle bir soruda şöyle bir cümle karşına gelirse bu cisimden bu cisme mesela artı yükler geçti derse böyle bir şey yanlış, böyle bir şey olmaz. Ama mesela bu cisimden bu cisme eksi yükler geçti derse evet o olabilir. Ama artı yükler neymiş demek ki hareket etmiyorlarmış, bunu bileceğiz. Karşıma mutlaka çıkar, bu bir yerlerde çıkar. Peki sevgili gençler bakın bu öncesi, bu da sonrası. Bu öncesi, bu sonrası. Şimdi burayı kapatalım. Burada bir şey anlatacağım sana. Şimdi bak burada görüyor musun? Bu nötr yüklü cisim. Nasıl anlıyorum? 3 tane eksi var. 3 tane de artı var. Görüyor musun? Evet. Bu cisim arkadaşlar bir şekilde elektron alırsa. Elektron alırsa. Bakın buraya ben 1-2 tane daha şöyle elektron çizeyim. Ha, o zaman ne olur biliyor musunuz? Burada ne oldu arkadaşlar? 3 tane artı, 3 tane eksi vardı. Elektron aldığı zaman, elektron aldığı zaman bakın ne oldu bu? Negatif yüklü hale geldi arkadaşlar. Şurayı nötr demişim ama şurayı biz şöyle negatif diyelim. Bakın negatif yüklü hale geldi. Demin nötrdü. Veya nötr cismi düşünelim arkadaşlar. Bakın buradaki elektrondan bir tanesini bakın verdiği zaman ne oldu dikkat edin? Elektron eksildi. Şurada bir elektron vardı az önce. Şimdi artılar fazla duruma geldiğine göre ha şimdi pozitif yüklü cisim hale geldi diyoruz. Bu durumu şöyle biraz daha bir açıklayalım istersen. Şöyle boş bir kağıt alayım arkadaşlar. Yani bakın söylemek istediğim şey şu. Eğer bir cisim arkadaşlar bakın burada eğer bir cisim nötrse, nötr de ne demekti bakın? Nötr demek arkadaşlar buradaki artı miktarı ile eksi miktarı eşit demektir. Ve demek ki bir cisim bakın artı yük yani proton alıp veremiyormuş. Ancak elektron alıp verebiliyormuş. Ha diyelim ki mesela bir cisim arkadaşlar elektron verdi. Elektron bir tanesini attı gitti. E ne oldu? Bakın artılar fazlalığa geçtiyse ha demek ki bu cisim artık nötr değil. Ne oldu? Pozitif yüklü hale geldi. Ha tam tersi bakın elektron alırsa o zaman da arkadaşlar negatif yüklü hale gelecek diyoruz. Bu ifadeden bir bahsettik. Bunu da gene detayına gireceğiz birazdan. Şimdi arkadaşlar şunu biliyor musun? Yani kesinlikle bilmen gerekir çünkü. Bakın nötr iki cisim sevgili arkadaşlar birbirini itmez ya da çekmez. Şöyle gösterelim. İki tane kalemle gösterelim. Bakın bu ikisi de nötrse, yüksüzse bunları koyduğun zaman ki zaten şu anda plastik oldukları için arkadaşlar nötrler bakın koyduğum zaman birbirini itip çekmiyorlar. Ha, ama bir şekilde artı ya da eksi yüklü olsalardı o zaman bakın ben bu kalemleri böyle koyduğumda böyle durmazlardı. O zaman hareket ederlerdi. Peki nasıl hareket ederlerdi? Artı ile eksi bakın birbirini ne yapar arkadaşlar? Çeker değil mi? Eğer birisi artı birisi eksi olsaydı bırakınca bunlar birbirini çekeceklerdi ve bu şekilde olacaklardı. Ama ikisi de artı ya da ikisi de eksi ise o zaman bakın birbirlerini ne yaparlar? İterler. Ama şunu da bilmemiz lazım. Tamam bak şu üst tarafı biliyorsun da şu alt tarafta bazen sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. Bu da şöyle bakın. Eğer bir cisim nötrse sevgili arkadaşlar artı nötr ya da eksi nötrse ha o zaman da ne olacak? Gene bakın bu cisimler birbirlerini sevgili gençler çekecekler. Nötr de bazen gözden kaçıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Sorularda bize sorar.
Peki bakın, çok güzel bir soru, çok öğretici bir soru gerçekten. Bilmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Bakın şimdi arkadaşlar, şekilde görülen iletken KLM kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla verilmiş. Bak görüyor musun? İlk yükü artı 3Q, eksi 10Q ve artı 5Q demişiz. Bu biraz sonra bak buna dönüşmüş. Bu da biraz sonra buna dönüşmüş. Bu da biraz sonra buna dönüşmüş. İşte burada hangileri doğrudur diye soruyoruz. Şimdi gel seninle beraber bunu bir yapalım. Hem de biraz daha iyi anlamış olalım olayı. Bak şimdi. Bunun ne kadar bir yükü var arkadaşlar? Artı 3. Bakın unutmayın. Dikkat edin arkadaşlar. Artı yükler, yani protonlar hareket etmez. Tamam mı? Bakın. Burası sevgili gençler. Bizim için önemli arkadaşlar. Artılar hareket etmez. Peki bakın. Bunu şimdi eksi artı 3 tane yükü varsa eksi 5 nasıl olmuş? Hani artı mı vermiş, eksi mi vermiş? Ne dersiniz? Arkadaşlar bakın. Şimdi bunun zaten artı 3 yükü var. Buradan ne gelmeli buraya bakın? Eksi 8 gelmeli ki, eksi 8 tane yüklerini Q ile gösteriyorduk ya. Niye? Bakın şurada yapayım isterseniz. Artı 3 var. Artı 3 var. Dikkat edin. Buna bir de eksi 8 eklemeliyiz ki bakın ne olsun cevabımız arkadaşlar? Eksi 5 olsun. Görüyor musun? Demek ki bu ne yapmış? Eksi 8 almış. Hocam belki artı 8 vermiş. İşte artı veremiyor. Bakın artılar hareket etmiyor. Artı alıp veremiyor arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Bakın dikkat edin. Eksi 10 varmış. Şimdi bu sevgili gençler, eksi 10'dan bakın artı 3'e dönüşmüş. Peki bu eksi 10 verdiyse ne olur? Bu 0 olur. Bir de 3 olması için bir 3 de oradan verecek. Bu bakın ne yapmış? Yüklerini vermiş arkadaşlar. Ne kadar vermiş? Eksi 13 vermiş. Eksi 13 vermiş bakın. Yani şu 10'dan eksi 10'u çıkarırsa bakın artı 3 elde ederiz. Peki buna bakalım. M küresine dikkat ederseniz artı 5'miş. Ha demek ki bakın bu da arkadaşlar eksi 5 almış ki nötr olmuş değil mi? Artı ile eksi 1'ini götürmüş. O zaman bakın K küresi eksi 8 diyor bakın almıştır, doğru. L küresi eksi 7 vermiştir diyor ama eksi 7 verse artı 3 olmaz, yanlış. M küresi eksi 5 almıştır diyor. Bakın bu da doğru. Ne oldu zaten cevabımız? 1 ve 3 oldu gördüğünüz gibi. Geldik bakın elektriklenme çeşitlerine sevgili arkadaşlar. Yani ne demek elektriklenme çeşitleri? Bakın benim elimde nötr bir cisim varsa, mesela bu cisim nötrse arkadaşlar, ben bunu belli şekillerde elektriklendirebiliyorum. Ben burada 3 tane yöntemden bahsedeceğiz sana. Müfredatta çünkü 3 tane yöntemimiz var. Birincisi arkadaşlar bakın sürtünme ile elektriklenme. Ya hepiniz bakın bunu yapmışsınızdır. Ne bileyim bir balonu saçınıza sürtmüşsünüzdür. Ne bileyim küçük kağıt parçalarını çekmiştir. Veya bir plastiği bakın kazağınıza sürtmüşsünüzdür. Hani bunu biliyorsunuz, yapmış olabilirsiniz bunu. Yani arkadaşlar bizim burada bahsedeceğimiz olay şu. İki tane elimde nötr cisim var bakın. Ben bunları böyle birbirine böyle sürttüğüm zaman. Bakın birbirine sürttüğüm zaman ne oluyor? Bunlar elektrikleniyorlar. Ama nasıl elektrikleniyorlar? Benim burada ne bilmem lazım? Bakın bileceğimiz olay şu sevgili gençler. Sürtünmeden önce, sürtünmeden sonra demişim. Bak şimdi. Sürtünmeden önce arkadaşlar bir tane çubuğumuz oluyor. Bir de bezimiz ya da ipek kumaşımız falan gibi oluyor. Bu şekilde arkadaşlar sürtündüğü zaman bakın ne demiştik? Artılar hareket etmez. Sadece eksiler hareket eder dedik. Ama eksiler ne tarafa hareket edecek? Yani buradan buraya mı gidecek yoksa buradan buraya mı gidecek? İşte o maddenin cinsine göre değişebilir. Ama kesin olan bir şey varsa arkadaşlar, diyelim ki bakın buradan eksiler atıyorum bu tarafa gittiğini düşünelim. Bakın eksiler bu tarafa gittiyse çubuktaki eksiler ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Ha, o zaman ne oldu biliyor musun? Çubuk o zaman bakın artı yüklendi. Buraya da eksiler gittiği için o zaman buradaki ipek kumaş demişim bakın örnek olarak. Burada da arkadaşlar eksiler fazlalık haline geldiğine göre burası o zaman ne yüklendi? Eksi yüklendi. Ha, demek ki bakın burada da onu söylemişim bakın. Buradaki eksiler bu tarafa gitmişler. Buradaki eksi sayısı da artmış. Ha demek ki arkadaşlar ben sürtünmede bileceğim bakın iki tane durum var. Bir, cisimlerin yük miktarları arkadaşlar eşit olur. Yani buradan buraya yükler geçtikten sonra eğer bunun yükü artı Q kadarsa bakın burası önemli. Burası arkadaşlar eksi Q kadar. Eğer burası artı 2 Q ise burası eksi 2 Q kadar olacak. Demek ki cisimlerin yük miktarları eşit olacak ve arkadaşlar zıt yüklü olacaklar. Düşünsene buradan buraya yükler geçti veya buradan buraya geçti. Bu durumda arkadaşlar ikisi de artı olamaz. İkisi de eksi olamaz. Biri artı biri eksi olmak zorundadır. Bir de şunu bilmemiz lazım. Buraya bir not olarak yazacağım şimdi sana. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada ebonit çubuktan bahsediyor bazen. Yani ebonit. Bakın ebonit çubuk. Yün kumaşa sürtülüyor arkadaşlar. Yün kumaş. Tamam mı? Veya cam çubuk. Bakın cam çubuk veriyor. Bu da sevgili arkadaşlar ipek kumaşa sürtülüyor. Yani ipek kumaş cam çubuk sürtülüyor.
Eboni çubuk da, bunu da bakın bilmemiz lazım arkadaşlar, yün kumaşa sürtülüyor. Peki bunun sonucunda ne olur diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çağrışma yapmanızı istiyorum. Bakın bunlardan birisi artı, birisi eksi. Bunlardan da birisi artı, birisi eksi. Peki hangisi artı, hangisi eksi? Bu arada ebonit demek plastik demektir. Yani mesela şu kalem şu anda ebonit gibi düşün. Arkadaşlar ebonit E harfiyle başlıyor ya. O yüzden eksinin E'siyle, yani bu eksi yüklenir. Dolayısıyla bu da otomatikman ne olur? Artı yüklenir. Cam çubuğun içinde de dikkat ederseniz A var arkadaşlar. Bu da o zaman artının A'sı, artı A, artı ile yüklenir. O zaman otomatikman arkadaşlar bu da ne olur? Bu da eksi ile yüklenir. Anlaşıldı mı? Bakın bu da çağrışım olarak aklımızda kalsın. Peki bununla ilgili şimdi bir örnek yapalım. Biraz daha olayı pekiştirelim. Bakın nötr kahveli küreler arkadaşlar birbirine sürtülmüşler. Ne dedik? Sürtünme sonucunda bunlar başlangıçta nötrse, bakın şöyle artı eksi artı eksi diyelim. Şöyle artı eksi artı eksi diyelim bakın arkadaşlar. Başlangıçta bunlar nedir? Nötrdür. Sürtünme sonucunda ya buradan buraya bakın eksiler geçmiştir ya da buradan buraya eksiler geçmiştir. Onu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Sürtünme sonucunda arkadaşlar bunlardan bir tanesi artı olur. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama diğeri de eksi olur. Bakalım hangisi olabilir demiş. Bak dikkat edersen olur dememiş. Bak şimdi K artı L eksi olabilir mi? Olabilir. Peki K eksi L artı olabilir mi? O da olabilir. Çünkü ihtimal dahilinde. Ama ikisi de arkadaşlar artı olamaz. İkisi de eksi olamaz. Bunu bileceğiz. Sürtünmede bileceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi bu. Peki gelelim şimdi dokunmaya. Bakın gayet rahat yapabileceğiniz bir durum. Sevgili arkadaşlar bakın. Yüklü iki tane küre. Yüklü iki tane küre. Bu sefer iletken küreler tabii ki. Bu iki küreyi birbirine dokundurduğumuz zaman bu yükler birbiri arasında arkadaşlar alışveriş yapıyor. Peki nasıl yapıyor? Toplam yükü bakın. Yarı çaplarıyla arkadaşlar orantılı olacak şekilde paylaştıracağız. Nasıl yapacağız? Ben şimdi bunu buradaki soru üzerinde, buradaki örnek üzerinde arkadaşlar göstereceğim. Bakın şekildeki R ve 3R yarı çaplı iki tane küre var gördüğünüz gibi. Yüklerde ne kadarmış? Artı Q ve artı 7Q. Bunlar arkadaşlar birbirine ne yapacaklar? Dokundurup ayrılacaklar. Yani böyle dokunduruyorsun, bekliyorsun, biraz ayırıyorsun gibi. Peki son yükleri ne olur derse? Bakın şöyle oluyor. Gençler şöyle yapacaksınız. Bunları arkadaşlar öncelikle yüklerini bir toplayacaksınız. Ne kadar yüklerin toplamı? Artı 8Q. Bakın değil mi? Topladım. Artı Q ile artı 7Q'yu topladım. Artı 8Q. Bunu arkadaşlar ne yapacaksın? Artı 8Q'yu 1 buna 3 buna şeklinde dağıtacağız. Nasıl dağıtabiliriz? Ne dersin? Yani şunun gibi düşün. 8TL var. 8TL var. 1 lirasını 1'e 3 oranında dağıtacağım gibi düşün. Arkadaşlar sen şimdi buna bakın. 1'e 3 oranında dağıtman için öncelikle bunu arkadaşlar bir 4'e bölmeniz lazım. 4'e bölüp 1 R'ye baş düşeni bulmanız gerekiyor. Ne kadar çıktı bakın buradan? 2Q çıktı. Ha demek ki bakın burası 2Q kadar yüklenecekmiş. Yani şurası gitti. Burası da 3R olduğu için 3 ile çarpacaksınız. Artı 6Q ile yüklenecek arkadaşlar. Görüyor musunuz? Doğru mu yanlış ya? Doğru mu yanlış mı yaptım diye şöyle test edeceksin kendini. Bak burada artı Q ile artı 7Q'ydu başlangıçta. Toplam ne kadar? 8'di. En sonunda da gene bakın ne olması gerekiyor? Toplam arkadaşlar gene 8 olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Ne yaptık? Bir daha tekrarlayayım. Şimdi bir örnek daha yapacağım. Pekiştirelim. Toplam yükü topladım. Güzel. Toplam yarıçapa bakın böldüm. R başına 2Q düştü. 2Q'yu R'ye 2Q. O zaman 3R'ye 6Q olacak şekilde dağıttım. Gayet basit. Hadi gel bir tane daha yapalım. Olayı biraz daha arkadaşlar pekiştirelim. Bu sefer üçlü. 3 tane küremiz var. Şekildeki görülen arkadaşlar x, y küreleri varmış. Bakın burada sırayı söylüyor. Dikkat edin. X küresi önce z'ye. X küresini arkadaşlar önce z'ye dokunduracağız. Ondan sonra da ne yapacağız? Y'ye dokunduracağız. İstersen y'ye dokundurmadan önce şuradaki x ve z'nin ilk yüklerini sevgili arkadaşlar bir bulalım. O zaman ne yapıyorduk? Bakın x'i z'ye dokunduracağım zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Öncelikle şu yükleri bir topluyorum. Ne yapar eksi 10 ile artı 5? Söyle. Değil mi? Eksi 5Q yapar bakın. Eksi 5Q'yu ne yapacağım? Arkadaşlar toplam yarı çap ne kadar? 5. 5'e böleceğim. Kaç çıktı bakın buradan? Eksi Q çıktı. Yani ben 1R başına düşen yükü buldum. O zaman bunun yarı çapı ne kadar? Bakın 3. Şunu 3 ile çarpıyorum. Eksi 3Q. Şimdi buna geldim. Burası 2R olduğu için bunu da 2 ile çarpıyorum. Eksi 2Q. Ha güzel. Bakın gördünüz mü? Bunun yüklerini yerleştirdim. Peki soruda ne diyordu? X küresi bakın önce Z'ye sonra yine X küresi arkadaşlar bu sefer de kime? Y'ye dokunuyormuş. Tabii yeni yüküyle bunu dokunduracağız. Şimdi bunun için bunu tekrar yapacağız. Bakın yük toplamına dikkat edin. Eksi 3 burada, eksi 5 burada arkadaşlar ne kadar yaptı? Eksi 8Q yaptı.
Bunu kaça böleceğiz diye de bakın. Toplam yarıçapa böleceğiz. Yani 4'e böleleceğiz. Buradan bakın kaç çıktı? Eksi 2 Q çıktı. Bu ne dedik? 1 R başına düşen yüktür arkadaşlar. Bununla çarpıyoruz. Bakın bunun yükü tekrar değişti. 3 ile çarparsam burası eksi 6 Q oldu. Şunu da 1 R ile çarparsam arkadaşlar eksi 2 Q oldu. İşte gördüğünüz gibi son yükleri bulmuş olduk. O zaman X'in yükü bakın eksi 6. Y'nin yükü eksi 2. Z'nin yükü de arkadaşlar eksi 2 olmuş oldu. Görüyor musunuz? Böylece işte toplam yükü böylece bulmuş olduk. Peki elektriklenme yöntemlerinden bir tanesi de sevgili arkadaşlar etkiyle elektriklenme. Yani elektrikle elektrik demişim ben burayı. Şurası arkadaşlar etki. Yani etki ne demek biliyor musun? Etki sevgili arkadaşlar yaklaştırma demektir. Yani bakın burada eksi yüklü bir cisim var. Burada da bir çubuk var. Eksi yüklü bir cisim var arkadaşlar. Burada çubuğa yaklaştırıyor. Şimdi şöyle bakın. Bu çubuk nötrse başlangıçta bakın nötrse artı ve eksi içinde eşit sayıda var demektir. Ha ama sen buraya eksi yaklaştırırsan bak dokundurmuyoruz dikkat et. Yaklaştırırsan ne olacak biliyor musun? Bunun içindeki eksi eksi arkadaşlar itecek. Nereye doğru itecek? İşte bakın bu tarafa doğru itecek görüyor musunuz? O zaman bu tarafa da artıları çekecek diyemiyoruz aslında. Yani şöyle olacak. Eksileri itince artılar bu tarafta kalacak diyoruz. Bakın şöyle. Çünkü artılar hareket etmez biliyorsunuz. Ha demek ki ne oldu? Etkiyle yani yaklaştırmayla elektrikle sevgili arkadaşlar. Eksi yaklaştırdım. Bakın ne oldu? Eksi eksi gitti. Artılar da bu tarafta kaldı. Peki şöyle olsaydı başka bir soru. Bu sayede artı yüklü bir isim olsa. Burada da bakın gene şöyle bir çubuğumuz olsa. Şöyle bir çubuğumuz olsa tabii ki nötr. E gene ne olacak? Bakın buradaki artı arkadaşlar ne yapacak? Buraya bakın eksileri bu tarafa çekecek. Artılar da dikkat edin bu tarafta kalacak. Görüyor musun? Gayet basit bir şekilde bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Peki şimdi tabii birkaç ayrıntısı var. Ondan gene bir bahsedeyim. Hani bizi düşürebilecekleri noktalar var. Şimdiden düşelim ki onlara soruları çözerken düşmeyelim. Olayı iyice bir anlayalım. Şimdi bakın bu sefer arkadaşlar iki tane burada küre var. Birbirine dokunmuş. Burada da eksi yüklü bir küre var. Buna yaklaştırılmış. Görüyor musunuz? X küresinin elektrik yükü 2 Q diyor ama önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi sana bir soru soracağım burada. Burada kaç tane küre görüyorsunuz arkadaşlar? 2 tane değil mi? Ama yükler bak senin gördüğün gibi görmezler bunu. Yani bu X ve Y birbirine dokunuyor ya bunu böyle böyle yapışık olarak arkadaşlar tek bir küre gibi düşünürler. Görüyor musun bak bunu böyle tek bir küre gibi düşünür. Tek bir cisimmiş gibi düşünür. Yani böyle yamuk mumuk olan bir cisme burada nedir? Eksi yüklü bir cisme yaklaştırmışız gibi düşünür arkadaşlar. Ve buradaki yarı çaplarında bu yaklaştırma konusunda hiçbir önemi yoktur. Bakın buradaki R ve 3R tamamen yanıltmacadır. Hiçbir alakamız yok. Çünkü bunu tek bir cisim gibi görüyor. O zaman ne olacak? Buradaki eksiler arkadaşlar buradaki eksileri bakın bu tarafa doğru gidecekler. Artıları da ne olacak? Artılar da bakın bu tarafta kalacak. Ama ne olacak? Bakın eşit miktarda olacak. Soruda dikkat edin. X'in elektrik yükü yani bu tarafta artılar bu tarafta eksiler var ya. Burası ne kadarmış? Artı 2 Q'ymuş. O zaman burası da ne olacak? Eksi 2 Q olacak. Ama niye hocam? Yarı çapı 3R diyeceksin belki. Ama arkadaşlar yarı çap burada bakın yanıltma. Bunu yani tek bir cisim gibi göreceğiz. Artılar bu tarafta kalacak. Eksiler bu tarafta kalacak. Yani şöyle düşün bak. Bu tarafa 3 tane eksi gitmişse burada da 3 tane artı kalmıştır. Yani buradaki yarı çap tamamen yanıltmadır. Burası artı 2 Q ise burası da eksi 2 Q olacak cevabımız. Bir başka soru arkadaşlar. Biraz daha değiştirelim şimdi. Bakın bu sefer iki tarafa da bakın 2 tane artı Q koymuşuz. Burada da bir KLM küresi var. Şimdi bakın burası artı Q. Bu da artı Q ya. Bu artı Q'lar buradaki nötr çubuğun içerisindeki neyi çekecekler? Değil mi? Eksiyi çekecekler. Bakın arkadaşlar eksiler dikkat edin. Bu tarafta olacak. Burada da eksiler bu tarafta olacak. İyi de artılar ne oldu o zaman? Ha o zaman artılar ne oldu biliyor musun? Bu sefer ortada birikti. Ama yük miktarı da şöyle olacak bakın. Şurada arkadaşlar eğer eksi Q kadar yük birikiyorsa burada da bakın eksi Q kadar yük birikir. E burası sonuçta nötr olduğuna göre ortada bakın ne olacaktır? Artı 2 Q kadar yük birikecek. Yani şöyle bir daha toparlarsak KLM kürelerini bakın yazıyorum. K'da arkadaşlar eksi Q kadar. Burada artı 2 Q kadar. Burada da bakın eksi Q kadar vardır. Görüyor musunuz? Yani iki tarafa da yük yaklaştırdığım zaman işte böyle bir değişim olur. Peki topraklama diye bir şey duyacağız. Bu topraklama ne demek arkadaşlar? Toprağa dokundurmak demek. Yani bir isimi direkt alıp toprağa da dokundurabilirsin. Veya böyle bir kablo ile de arkadaşlar toprağa dokundurabilirsin. Bakın ben şurada biraz küçük yazmışım. Çok görünmemiş ama şurası arkadaşlar artı yüklü. Burası da arkadaşlar eksi yüklü bir cisim. E şimdi toprağa dokunan cisim. Bakın arkadaşlar topraklama cisimleri nötrleştirir. Yani topraklanan bir cisim artı da olsa eksi de olsa arkadaşlar ne olur? Nötrlenir. Peki nasıl nötrlenecek? Hani demiştik ya artılar hareket etmiyor demiştik. Arkadaşlar bunun nötrlenebilmesi için bakın buradaki elektronların görüyor musunuz? Buradaki elektronların böyle
buradan gelerek toprağa akması lazım. Ne zamana kadar? Nötrlenene kadar. Burada da artılar toprağa gidemeyeceği için burada da ne oluyor? Topraktan eksiler geliyor. Bakın eksi her zaman nedir? Elektronlar, yani eksiler hareket ederler. Peki biz de böyle toprağa bastığımız zaman arkadaşlar, şöyle biz de böyle toprağa bastığımız zaman biz de nötrlenir miyiz? Evet, hani bazen diyoruz ya, hani çıplak ayakla toprağa bas. Çünkü ayakkabıların altı bazen plastik olur. Onlar da arkadaşlar elektriği iletmez ve sen nötrlenemezsin. Çıplak ayakla toprağa bastığında veya toprağa oturduğunda gerçekten nötrlenirsin. Çünkü biz de bazen sürtünmeyle falan bazen statik elektrikle ilgileniriz. Böyle bir durumda bizden yüklenebiliriz. Dokunduğumuz zaman gerçekten o yüzlerimizdeki fazla yükü atmış oluruz. Süper bir soru çıktı bak karşımıza. Çünkü senin çok karşına çıkacak olan sorulardan bir tanesi bu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Toprağa bağlı bakın iletken burada bir X küresi var. Tamam. Artı elektrikli yüklü cisimde görüyorsun böyle yaklaştırılmış. Şimdi öncelikle bu maddelere geçmeden önce biz burada neler olur ona bakalım mı? Bakın artı buradaki nötr küre ne yapardı? Artı arkadaşlar eksiyi çekerdi. Dolayısıyla bakın bu tarafa ne yapar? Eksileri çeker. Burada da ne olur? Artılar kalır. Bak görüyor musun? Ama bu sefer bir farklılık var. Burada bakın bir de toprak bağlantısı var arkadaşlar. Şimdi bakın toprağın görevi şudur. Bu X küresi hani toprağa dokunuyor ya. Şu anda buradaki toprak arkadaşlar X küresini tamamen nötr yapmak ister. Ama şöyle bir durum oluyor. Buradaki artıları bakın, şuradaki artılar arkadaşlar nötrler. Ama bu eksileri nötrleyemez. Yani toprağa çekemez. Niye? Çünkü buradaki artı bakın bunları tutuyor. O yüzden buradaki eksiler gitmez. Ama buradaki artılar da nasıl nötrlenecek peki? Topraktan bakın görüyor musunuz? Topraktan eksiler gelecek ve nötrleyecek. Yani sonuç olarak bir süre sonra ne olacak biliyor musun? Şu X küresini istersen ben bir daha çizeyim şuraya. X küresi diyelim. Şurada da artı yüklü cismi çizeyim istersen şöyle. Arkadaşlar bir süre sonra bakın bu tarafta ne dedik? Eksiler kaldı dedik. Ama bu tarafta hiçbir şey olmayacak. Artılar var hocam, nereye gitti? İşte topraktan eksiler geldi ya. Orası nötrlendi. O zaman X cismi eksi yüklenir diyor. Bak görüyor musun? Evet, X cismi arkadaşlar eksi yüklenir. Topraktan X'e eksi yükler gelir. Evet, zaten artı yükler gider deseydi yanlış olacaktı. X'ten toprağa artılar geçer diyor. İşte burası yanlış olacak. Tamam, bakın gördüğünüz gibi ben bu durumda ne yaptım biliyor musunuz? Nötr bir cismi böyle eksi yüklü bir hale getirmiş oldu. Böyle bir soru sordu bize. Evet arkadaşlar. Burada bizim korktuğumuz ama hiç de korkulacak bir durum olmayan elektroskop diye bir olay var. Bu bize soruluyor. Bakalım bununla ilgili ne sorabilir? Karşımıza arkadaşlar neler çıkabilir onu söyleyeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir kere elektroskop dediğimiz olay tamamen iletkenden yapılmış metal bir cisimdir. Başka bir durum yok. Şimdi yalnız şurada iki tane ayak var, yaprak var diyoruz. Şimdi yapraklar da şu şekilde arkadaşlar. Bakın bunlar nötrse, yani nötr bir cisimse hiç yükü yok demektir. Diyelim ki biz bunu burada olduğu gibi artı yükledik. Şimdi bakın bunun artı yüklediğiniz zaman arkadaşlar, bakın buralar artı yüklüyse bakın buralarda artı yüklü. Şu gövdesi de görüyor musun? Bak artı yüklü. Her yere artı yüklü. O zaman bu artı artıyı iteceği için ne olacak? Bakın artılar birbirini iteceği için yapraklar böyle itme gücünden dolayı açılır. Yani şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın elektroskopta bileceğiniz şey şu kadar basit. Eğer elektroskop yüksüzse, yani yükü yoksa, bunlar da yüksüz olduğu için birbirini itmeyeceklerdir ve yapraklar kapalıdır. Eğer yüklüyse artı ya da eksi. Yüklüyse arkadaşlar burası da bakın artı olacaktır. Artı artı ittiği için yapraklar ne olacak? Açılacak. Eğer daha çok yüklüyse daha fazla açılacak. Daha da fazla yüklüyse daha fazla açılacak. Yani yapraklar kapalıysa yüksüz, açıksa yüklü, çok açıksa çok yüklü diyeceğiz. Öncelikle elektroskopta ben bunu bilmem lazım. Peki bana soruları nasıl soracak ve ben nasıl yapacağım? Arkadaşlar bakın, elektroskop sorusunu iki cismi birbirine dokunuyormuş gibi yapacaksınız. Şöyle yani. Bakın burada aslında bir örnek var. Pozitif yüklü bir elektroskop gördüğünüz gibi nötr bir cisme dokunduruluyor. Sen bunu bir elektroskop gibi değil, iki tane bakın cismi birbirine dokunduruyormuş gibi düşüneceksin. Yani burası bakın burası nedir arkadaşlar? Burası nötrdür. Burası da pozitif diyelim. Bakın burası da arkadaşlar pozitiftir. Yani burası pozitif ve nötr olan iki cisim birbirine dokunuyor ya. Buna isterseniz bir de değer verelim. Yani bunun yükü artı 10 Q olsun. Bunun yükü de arkadaşlar 0 olsun. Dokundurduğumuz zaman ne oluyordu? Bunların da yarı çapları eşit iki küre gibi düşünürsek. 10 ile 0'ı topla 10. Bölü 2'ye 5, 5. Yani bakın şurası ne oldu? Artı 5 Q oldu. Burası da arkadaşlar artı 5 Q oldu. Yani buradaki nötr cisim yüklendi ama fark etmez. Buradaki arkadaşlar, şuradaki bakın artı yüklü cisim 10'dan 5'e düştü. O zaman ne olacak diyeceğiz bakın. Yapraklar biraz kapanacak. Yani yapraklar bakın şöyle olacak. Ama tamamen kapanmayacak.
Sonuç olarak biz bunu iki cismi birbirine dokunduruyormuş gibi yapıyoruz. Elektroskop gibi düşünmüyoruz. Bakın bir örnek daha yapalım şimdi. Bakın burada arkadaşlar artı yüklü bir cisim var. Burada da bakın artı yüklü bir cisim var. İki tane artı yüklü cismi dokundurmuşum. Peki hemen şimdi şöyle bir soru aklımıza geliyor. Artı ama bunların artı miktarları eşit mi değil mi? Hangisi daha fazla? Arkadaşlar bakın böyle durumlarda 3 ihtimal vardır. Nasıl 3 ihtimal vardır? Ya elektroskopun yükü daha fazladır. Ya cismin yükü daha fazladır. Ya da arkadaşlar eşittir. Önce isterseniz ben burada dediğim gibi bir değer vermek istiyorum yine. Bunun yükü artı 10 Q olsun arkadaşlar. Bunun yükü de artı 4 Q olsun. Niye 10'a 4? Yani ne bileyim işte kafadan attım. Çok önemli değil. Yani çift sayı veriyorum ki genelde bölünsün diye. Peki böyle olduğunu düşünürsen bak şöyle yapacaksın. Şimdi bu şekilde ise 10 ile 4'ü topluyoruz. Kaç ne dedik? Toplanıyor dedik. Sonra arkadaşlar yarı yarıya paylaşır. Kaç olur? 7 7 olur. Bakın burası. Demek ki burada olabilecek birinci ihtimal. Elektroskopun yaprakları arkadaşlar ne olur? Biraz. Bakın biraz. Ne diyeceğiz? Kapanır. Gördünüz mü? Niye kapanır? Şu anda 14 oldu. Bölü 2 7. 10'dan 7'ye düştü. Tamamen değil. Bakın 0 olmadı. Biraz kapandı. Peki ikinci ihtimal arkadaşlar. İkinci ihtimalde de bunların yükleri eşit olabilir. Yani bunun yükü 10. Bunun yükü de bakın 10 olabilir. O zaman ne oldu? Topla 10 bölü 2'ye. O zaman arkadaşlar değişmez de olabiliyor. Bakın görüyor musunuz? Bak değişmez. Ha, demek ki değişmez de olabilir. 3 diyelim. Üçüncü ihtimale bakalım. Üçüncü ihtimalde de arkadaşlar buna gene ben 10 diyeyim. Yani niye 10? Yani değer veriyorum anladın mı? Bir buna büyük, bir buna büyük, bir de eşit olan değer veriyorum. Bu sefer buraya daha fazla vereyim. Buraya ne diyeyim? 14 diyeyim mesela. 14 dedim. Şimdi toplayalım kaç? 24 bölü 2 arkadaşlar. 12. O zaman bakın burada ne oldu? Arttı. O zaman da ne diyeceğiz arkadaşlar? Biraz daha açılır dedik bakın. Görüyor musunuz? Biraz daha açılır dedik. Yani demek ki sevgili arkadaşlar bakın artıyı artıya dokundurdum. Yani aynı yükteki cismi birbirine dokundurdum aslında. Demek ki olabilecek ihtimaller bakın bunları ezberlemeyeceğim. Hemen ne yapmam gerekiyor? Birer değer vermem gerekiyor benim burada. Öncelikle bakın bir elektroskopa fazla yük verdim. Sonra birbirine eşit verdim. Bir de dokunan cisme fazla bir değer verdim. İşte buradaki 3 tane değeri buldum. Mesela burada tamamen kapanır olmadı. Kapanıp açılır olmadı. Görüyor musunuz? Olabilecek 3 tane ihtimal bu oldu. Peki hocam her seferinde böyle deneyeceğiz mi? Bakın şöyle derse. Eğer diyelim ki elektroskopun yükü fazla derse o zaman tek ihtimal denersin. Veya eşit derse tek ihtimal olmuş olur. Ama bu soruda olduğu gibi herhangi bir yük miktarı ile ilgili bir şey söylememişse o zaman 3 durumu da benim denemem lazım. Tabi ikisi de aynı yüklüyse, ikisi de artıysa yaptım. İkisi de eksiyse de zaten bunların aynısı olur. Peki şimdi bir de şuna bakalım. Birisi artı birisi eksiyse ne olacak arkadaşlar? Bir de onu söyleyelim. Her zaman gene bakın ne olacak? Gene arkadaşlar 3 tane ihtimal olacak. 3 ihtimali bakın beraber bir yapalım. Gene tabii ki ben bir rakam vereceğim. Gene bakın ben şuna artı 10 diyeyim bunun yüküne. Bunun yüküne de arkadaşlar eksi 4 diyelim. Şimdi topluyorum kaç oldu burası? 6 bölü 2 3 3. Ha bakın 3 olduysa o zaman ne olacak arkadaşlar? Biraz görüyor musun? Bak biraz kapanır. Çünkü 3'te 3 kadar açık olacak. Peki ikinci ihtimali vereyim eşit olsun. Bakın artı 10 burası da arkadaşlar eksi 10 olsun. Artı 10 ile eksi 10'un topla nedir? 0. 0 demek nötr demek arkadaşlar. Bu şu demektir. Tamamen kapanır. Bakın az öncekinde biraz kapanır vardı. Tamamen kapanır yoktu. Burada tamamen kapanır da oldu. Üçüncü ihtimalde de bakın burası artı 10 olsun. Burası da arkadaşlar eksi 20 olsun. Yani daha fazla bir değer verdim. Peki bu sefer toplarsak ne oldu? Bakın eksi 10 oldu. Bölü 2'ye eksi 5 5. Arkadaşlar bakın bir elektroskop eğer artıdan eksiye veya eksiden artıya dönüşüyorsa o zaman ne olacak biliyor musun? Önce kapanır. Sonra açılır olayı olacak. Görüyor musun? Bak bunların hepsi işte benim karşıma arkadaşlar burada çıkacak. Peki şu kuvvet olayına gelmeden önce bir de yaklaştırılırsa nasıl olur? İsterseniz onu söylemek istiyorum. Şimdi bakın şurada diyelim ki arkadaşlar bir elektroskopumuz var ve yaprakları böyle bakın kapalı. Bu ne demektir? Nötr bir elektroskop demek. Bunun yanına bakın bu sefer dokunarak değil de yaklaşarak arkadaşlar bir tane artı cisim gelse. Bakın bu elektroskop şu anda ne yüklü? Yüksüz diyoruz. Yani artı ve eksiler eşit sayıda. Artı yüklü cisim sen buraya yaklaştırırsan o zaman ne olacaktır? Bakın eksi yükler arkadaşlar yukarıda toplanacaktır. Artı yükler de alt tarafta kalacaktır. O zaman bu artı artı ittiği için bakın o zaman ne olacak arkadaşlar? Yapraklar görüyor musunuz? Bakın açılacak. İşte bu şekilde sorular karşıma çıkabilir. Veya tam tersi şöyle yüklü bir elektroskop olsun. Mesela diyelim ki eksi yüklü bir elektroskop olsun. Eksi yüklü bir elektroskop arkadaşlar yine eksi yüklü bir cisim yaklaştırayım.
Bakın bu sefer dokundurmuyorum. Yaklaştırdığım zaman ne olur biliyor musun? Buradaki eksi, buradaki eksiler arkadaşlar aşağı iter. Yani bu taraftaki eksileri şöyle aşağı doğru iteceği için yapraklar bakın ne olacaktır? Biraz daha arkadaşlar açılacaktır. Veya burası artı olsaydı ne olurdu? O zaman da artı bakın eksileri yukarı çektiği için yapraklar biraz kapanacaktı. Duruma göre tamamen kapanacaktı. Gibi arkadaşlar işte bakın burada yorum yapmam gerekiyor. Görüyor musunuz? Elektroskopu da demek ki şunu anladı ki burada bana bir soru verdiğinde ufak bir rakam değeri vereceğim ve bu sayede ben soruyu arkadaşlar ezberlemiş olacağım. Peki sevgili gençler şimdi 11. sınıfta daha da detayını göreceğiniz bir konu. Burada biraz daha 9. sınıfta biz biraz daha yüzeysel olarak bunu görüyoruz. Elektriksel kuvvet yani diğer de işte kulomb kuvveti diyoruz arkadaşlar. Peki ne demek bu kulomb kuvveti? Hani az önce dedik ya. Diyelim ki bu cisim arkadaşlar artı olsa bu da artı olsa birbirine ne yapar dedik? İter dedik. Mesela birisi artı birisi eksi olsun olur. Çekerler. İşte kaç Newton'la çekerler acaba? Ne kadar bir kuvvetle çekerler? İşte burada bakın. Bununla ilgili arkadaşlar bir formülümüz var. Bunu da bizim bilmemiz lazım. Şimdi biliyorsun biz fizikte kuvveti arkadaşlar F harfiyle gösteriyoruz. Bunun şöyle bir değeri var. K diye bir sabit değeri var arkadaşlar. Bu sabit hani pi gibi sabit bir değer. Yani bu K'yı da böyle parantez içinde bize burada veriyor. Ondan sonra ne olacak? Bu cisimlerin birbirine ne kadar kuvvet uyguladığını bulmak için yüklerini yani Q'larını arkadaşlar çarpacağız. Bölü bakın Q'larını çarpacağız. Bölü şu aradaki uzaklığın karesine bakın bunu böleceğiz. Ama buradaki tabii karesi buradaki karesi arkadaşlar tabii ki her zaman fizikte bu uzaklıklar metre olmak zorunda bakın. Santimetre olmaz. O zaman bu formülü bildikten sonra F eşittir. Yerine koyuyorum. K bakın ne kadar arkadaşlar? 9 çarpı 10 üzeri 9. Zaten bunu benim ezberlememe gerek yok. Q'ları çarpıyorum. Bakın şöyle bir yazayım. Biraz sonra çarparım. 5 çarpı 3 diyorum. Bölü aradaki uzaklığın karesi. Arkadaşlar bakın bunu metreye çevirmem lazım. Metreyi nasıl çeviriyorduk? 100'e biliyorduk. Bu 0.3 demektir. Ama bunun karesini düzgün alabilmek için 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 desem çok rahat oluyor. Şimdi bakın bunun karesini alırsam arkadaşlar 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. O zaman şimdi sadeleştirme işlemi yaparsam bunlar gider. Bakın burada eksi 2 yukarı artı 2 olarak geçerse şu 5 kere 2'de ne oldu bakın 10 mu oldu? 10 çarpı 10 üzeri 11. Niye 11? Eksi 2 artı 2 olarak geçmişti 11 oldu. Bu da zaten gizli 1. O zaman arkadaşlar 10 üzeri bakın 12. Görüyor musun? 10 üzeri 12 Newton gibi bir şey çıktı. Böyle büyük bir değer çıktı. Fark etmez her türlü değer çıkabilir. Ben şunu bilmem lazım sadece. Demek ki arkadaşlar cisimler birbirini iter çeker diyoruz. Ama işte o iter çeker olayı da kaç Newton'la itip çekecek? Bu formülde demek ki buluyormuşuz. Peki bir de arkadaşlar elektrik alan diye bir olay var. Şimdi elektrik alan ne demek? Onu ben sana bir söyleyeyim. Mesela bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu cisim arkadaşlar artı yüklü bir cisim olsa tamam mı? Yanına da eksi yüklü bir cisim gelse ne yapar? Ne dersiniz? Bakın bu artıyı da eksi yüklü bir cisim gelince ne yapar? Çeker. Peki artı yüklü bir cisim gelse ne var? İter. Ha demek ki bakın bu yüklü cismin etrafında arkadaşlar bakın bir alan oluşuyor. Yani bir kuvvet alanı oluşuyor ve bu yanına yaklaşan artıları itiyor, eksileri çekiyor. Görüyor musunuz? İşte biz buna elektrik alan diyoruz. Ve bunu arkadaşlar biz çizgilerle gösteriyoruz. Şu şekilde çizgilerle gösteriyoruz. Şimdi artı yüklü bir cisimse artı yükten çıkan eksi yüklü bir cisimse de eksi cisim arkadaşlar giren burada çizgiler olduğunu düşünüyoruz. Ve bu şekilde sana bunu bu şekilde arkadaşlar sorabilir. Nasıl sorabilir? Mesela buraya artı yüklü bir isim verip çizgilerin yönünü sorabilir. Şu şekilde bakın sorar. Hemen örnek olarak şöyle bir tane boş kağıt alıp şöyle göstereyim. Mesela sana dedi ki burada bir X isim var dedi. Burada da dedi arkadaşlar bir Y isim var dedi. İşte burada dedi oklar bu şekilde dedi. Bakın bu şekilde oklar var dedi. Okların yönüne bakıyorsun oklar buraya giriyorsa ha demek ki bu negatif. Bu cisimde arkadaşlar bu şekilde dedi mesela böyle oklar var ve buraya çıkıyor dedi. O zaman burası da arkadaşlar pozitiftir. Hatta iki tane cismi birbirine bakın çok yakın tutarsanız. Yani şurası eğer artı burası eksi ise o zaman ne olacaktır? Artıdan çıkar oklar bakın görüyor musunuz? Şu şekilde arkadaşlar eksiye doğru girecektir bu şekilde. Veya burası artıysa mesela burası artıysa o zaman bu artıdan çıkan oklar bakın böyle. Bu da böyle birbirini görüyor musunuz? Şöyle itecek şekilde. Bu şekilde işte oklar oluşacak arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi bunların detayları hani ilerleyen sınıflarda biraz daha detaylı olacak. Şimdi en azından birazcık bir fikrimiz olsun diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar konumuzu da burada o zaman bitirmiş oluyoruz. Detaylardan bahsettik. Sen zaten Dinamo Soru Bankamızdan da
bütün soru tiplerini çözdüğün zaman konuyu çok daha iyi pekiştireceksin ve video çözümlerini izleyince de hiçbir eksimiz kalmayacak diyoruz. O zaman her zaman olduğu gibi sevgili gençler, ödülü sorumuzu da yapıp yorumlara atıyorsunuz. Görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.